haftadaki son maçını oynadık ve 3-0 kaybettik. Bundan dolayı üzgünüm. Oyunun ilk yarısında çok fazla pozisyon hatası yapmadık. Top rakipteyken iyi bir oyun oynadık. Rakip takım bizim yarı alanımızda ilk yarı daha fazla pozisyon üretmeye çalıştı. Biraz fazla korner ve yan frikik verdik. Kazandığımız toplarla da o etkili kontra ataklarımızı yapamadık bugün. Çok fazla pozisyon üretemedik ilk devre. O ilk devrenin son dakikasında bir çift vuruştan yediğimiz golle yenik girdik devre arasına. İkinci yarı oyunu oturttuk. İkinci golü yediğimiz ana kadar daha önde oynamaya çalıştık. Daha topa sahip olmaya çalıştık. Oyuna ortak olabilecekken çok kötü bir pozisyon hatasıyla ikinci golü yedik. Daha sonra ardından yine bir bireysel hata. Bugün 3-0 kaybettik. Bugün skor karşılığı oyun ve tempo aynı mıydı diye sorarsanız. Bugün tempoda oyunda iyi değildi ama rakip takımın ön oyuncularının isteği coşkusu bugün daha iyiydi. Bugün oyuna 62. dakikadan sonra oyuna ortak da olamamaya başladık. Bugün belki de iç sahada oynadığımız en kötü oyunlardan birini oynadık. Antalyaspor'u kutluyorum. Şimdi Ankara'da Gençler Birliği ile oynayacağımız maçla ligi tamamlayacağız. Orada da kazanmak için mücadele edeceğiz. Artık gelecek yılın planlarını yapmaya başlıyoruz. Umuyorum gelecek yıl bu yıldan daha iyi geçecek, daha iyi bir kadromuz olacak ve gelecek sene bu tribünlerin daha da olmasını istiyorum. Bu sene bulunduğumuz yerden çok memnun değilim. 43 puanla 8. sıradayız. Bizim her zaman hedefimiz yukarı olmalı. Sonuçlarımız her zaman kaç maç kalırsa kalsın oyun standardımız devam ediyor olmalı. Şimdi önümüzdeki hafta oynayacağımız maça hazırlanacağız ve gelecek yılın planlamasına da başlayacağız.